İyi akşamlar sevgili seyirciler. Ülke TV'ye hoş geldiniz. Bu hafta Pergel programıyla karşınızdayız. Bundan böyle her cuma günü bu saatlerde Pergel programıyla karşınızda olacağız. Pergel'in bir formatı olacak. O da şu: Mevlana'nın Pergel metaforundan hareketle bir ayağımızı değerlerimizde İstanbul'da, Türkiye'de, Anadolu'da sabit kılacağız. Diğer ayağımızla dünyanın farklı merkezlerini dolaşıp meseleleri anlamaya çalışacağız. Bu akşam da en güncel olan meseleyle, aslında en kadim olan meseleyle Kudüs'le başlayacağız. Kudüs'ü birbirinden değerli 3 farklı konuğumuzla konuşmaya çalışacağız. Siz de programa katkı vermek isterseniz, görüş ve düşüncelerinizi, sorularınızı iletmek isterseniz sosyal medyadan, Twitter hesabından, Nevzat Çek adresinden bize ulaşabilirsiniz. Ben programa başlarken önce konuklarımıza başlayayım, sonra Kudüs'le ilgili, aslında konuştuğumuz meseleyle ilgili belki duygularımızı en iyi anlatacak olan bir şiirle başlayıp onunla devam etmek istiyorum. Birinci konuğum Süleyman Kızıltoprak. Profesör Süleyman Kızıltoprak, aslında kendisi bu meselelerle oldukça ilgili. Hem TİKA koordinatörlüğü görevi var, hem Orta Doğu Afrika Araştırmaları Merkezi'ne yöneticilik yapıyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İkinci konuğum Ahmet Emin Dağ, kendisi İHA, İnsani Araştırma Vakfı'nın, Sosyal Araştırma Vakfı'nın merkezinin başkanı ve aynı zamanda sizin gibi Ordaf üyesi. Size hoş geldiniz. Hoş. Üçüncü konuğum ise Doktor Lütfü Özşahin hocam. Kendisi aynı zamanda dinler tarihi uzmanı ve siyaset anlamında da felsefeci, özellikle eski Kudüs'ü en iyi anlatacak isimlerden bir tanesi. Hocam siz de hoş geldiniz. Sağ olun, dediğim gibi başlarken isterseniz Akif İnan'ın o meşhur şiiriyle, Kudüs'ü anlattığı o şiiriyle başlayalım. Bir önce ona kulak verelim, sonra stüdyoya dönelim. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehir çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim Ulu Nebi'nin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Kutsallığım belli şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsüydim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim nebiler hatırı için cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu. Evet, merhum Akif İnan'ın şiiri gerçekten herhalde Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı, duyguları en iyi ifade eden şiirlerden bir tanesi. Hocam, İslam kucaklasın beni diyordu Mescid-i Aksa, ama aslında Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya baktığımızda kadim bir coğrafyadan bahsediyoruz. Şimdi Kudüs'ü anlamak adına isterseniz şöyle yapalım. Bir, Kudüs'ün İslam tarihi öncesine bakalım. Kudüs deyince nereyi konuşuyoruz? Hristiyanlar açısından, Yahudiler açısından kutsallığı nedir? Neden bu topraklar bu kadar kutsal ve niye bu kadar bu topraklarda İsrail bir anlamıyla Mescid-i Aksa'yı, bu toprakları ele geçirmek istiyor? Eski bir tarih perspektifinden hareket edersek bir kısaca özetleyebilir misiniz? Evet, tabii aslında Kudüs dediğimiz zaman aslında bir medeniyet merkezinden, vahyin yeryüzüne yayılışından, bir başka ifadeyle insanlığın tarihsel yürüyüşünden aslında bahsediyoruz demektir. Çünkü Kudüs dendiği zaman hem İslam medeniyeti, hem Judeo-Hristiyan medeniyeti, Yahudi ve Hristiyan medeniyeti, daha öncesine gittiğimiz zaman işte ta Sümerlere kadar bu bölgeyi incelediğimizde Akadlardan Babillere, Asurlulara kadar, Perslere kadar yeryüzü ölçeğinde büyük medeniyetler kurmuş toplumların, devletlerin ve imparatorlukların asla ve katla kayıtsız kalamayacağı bir yerden bahsediyoruz aslında. Yani insanlığın medeniyet yürüyüşünden bahsediyoruz diyebiliriz aslında. Kudüs için. Evet, Kudüs için böyle diyebiliriz. Çünkü bugün öyle ki ne Hristiyanlar, ne Yahudiler, ne de Müslümanlar asla Kudüs'süz yapamazlar. Yani Kudüs dendiği zaman tabiri caizse hem Yahudilerin, hem Hristiyanların, hem de Müslümanların ne derler, bunun kemikleri sızlar mı diyelim, yani böyle bir söz söyleyebiliriz. Şimdi tabii Kudüs'ün tabii bir antik dönemi var. Aslında arkeologlara falan baktığınız zaman en az milattan önce 5000'e kadar giden bir tarihsel süreçten bahsedebiliriz. Fakat Semitik kavimlerin, yani Sami kavimlerin en az milattan önce 2600'lü yıllarda Kudüs'te bir şehir kurdukları ve burada bir yerleşimin olduğu, bir medeniyetin olduğu açık ve kaçınılmaz. Aynı şekilde yine Mısır, insanlığın kadim medeniyetlerinden olan Mısır da bu bölgeye kesinlikle bigane kalmamış. Özellikle 2. Ramses, 1. Seti dönemlerinde filan Hititlerle Mısırlılar arasında her zaman bir çekişme noktası, bu şehrin ele geçirilmesi noktasında çok önemli savaşlar olmuştur. Peki bu savaşların esas sebebi jeopolitik mi? Başka konumlar mı? Kutsallık mı? Bu dönemde elbette ki yani hem kutsallık var, hem jeopolitik var, hem tabii burasının yani medeniyetin başlangıcı olarak çok önemli topraklarda bulunması, Akdeniz'e yakın olması, aynı zamanda ticaret yollarının kesişme noktasında bulunması. Elbette ki bütün bu şeyleri düşündüğümüzde bütün bu etmenleri düşünebiliriz. Sadece dini olarak düşünmek eksik olur. Ama din tabii medeniyetin kurucu öğesi olarak çok önemli bir merkezi yer tutuyor. Yahudilik tarihi açısından baktığımız zaman zaten Kudüs, Jerusalem veyahut da Yeruşalayim İbranicesi, Yeruşalayim, bunu biz Arapçaya Darusselam, yani barış yurdu, barış şehri olarak çevirebiliriz. Tabii biz Kudüs diyoruz, yani El Medinetül Kudüs, Kudüs diyoruz, yani kutsal şehir diyoruz. Ama bu bütün bunları bir harmanlama yaptığımız zaman işte burası nedir? Barış şehridir. Bugün barış şehri olmasa bile. Bütün dinler bunu böyle kabul ediyor mu? İslam böyle kabul ediyor mu? İslam da böyle kabul eder. Evet, Hristiyanlık da böyle kabul eder. Tabii Yahudilik de böyle kabul eder. Fakat şöyle bir tarihsel bir panorama çizersek özellikle, yani Yahudilerden çizelim isterseniz. Yani Kudüs Hazreti Davud'dan önce, ki Hazreti Davud da bizim peygamberimizdir. Yani İslam'a göre Hazreti Davud da bir peygamberdir. Yahudilere göre sadece bir kral olmuş olsa bile İslam inancına göre bir peygamberdir. O zaman diyebiliriz ki Kudüs şehri tevhid diniyle, yani İslam'a Hazreti Adem ile Hazreti Muhammed arasında gelen bir din süreci olarak alırsak Kudüs şehri İslam'la, Hazreti Davud'la tanışmıştır. Yani Hazreti Davud milattan önce 1000'li yıllarda şehri fethetti ve Yebusilerin elinden aldı. Ondan önce şehirlerde, şehir tabii Yebusilerin, Kenanilerin, Ferizilerin, Amorilerin filan Filistin bölgesinde, Filistinlerin bölgesinde bulunan pagan kavimlerin elindedir. Fakat bu şehrin tevhid diniyle, yani dolayısıyla İslam'la tanışması Hazreti Davud'la başlamıştır. Daha sonra Hazreti Davud buraya bir mabet yapmak istemiştir. Fakat bunu gerçekleşememiştir. Yani miladi 970'lerde filan vefat ettiğinde oğlu Salomon, yani Hazreti Süleyman iş başına geçiyor. Yani kral oluyor. Milattan önce demek istedim. Milattan önce, evet. Milattan önce. Ve daha sonra tabii burada işte Morya Dağı, yani bugünkü Morya Dağı üzerinde kutsal mabedi Hiram Usta tarafından 7-8 sene içerisinde inşa edildi. Hocam, İlk soru şu, Hazreti Davud buraya niye bir mabet inşa etme gereği duyuyor? Şundan duyuyor, çünkü Hazreti Davud döneminde artık Yahudilik devletleşme sürecindedir. Ondan önce Saul, Kral Saul ve ondan önce tabii Hazreti Musa'ya kadar indiğimiz zaman biliyorsun Hazreti Musa Mısır'dan çıktığı zaman Sina Yarımadası'nda 40 sene Yahudilerle beraber, yani Musevilerle beraber, İbrani halkıyla beraber dolaşıyor. Bir türlü Kudüs'e giremiyor zaten. Saul da giremiyor Kudüs'e. Çünkü vaat edilmiş topraktır aynı zamanda. Yani orası vaat edilmiş bir topraktır Tora'ya göre. Arz-ı mev'uddur. Zaten Hazreti Davud da bu ideali gerçekleştirmek istiyor ve dolayısıyla bu ideali gerçekleştiriyor. Kudüs'ü fethediyor ve bir devletleşme ortaya çıktığı zaman, yani ki modern devlet olmasa bile bir krallık ortaya çıkıyor. Bu krallığın bir başkenti lazım. Ve buraya da Kudüs buranın başkenti oluyor. Başkent olduğu zaman da elbette ki eskiden Tora, yani Tevrat sayfeleri filan, onun konulacağı bir mabet yok. Tabutu sakine dediğimiz şey yok. Yani onların dediğimiz Tevrat parşümenlerini veyahut da işte Hazreti Musa'nın getirmiş olduğu levhaların taşındığı sanduka var ya. Evet. Onun da bir yere konulması gerekiyor artık. Ve dolayısıyla Yahudilerin ibadet yapması için, düzenli bir ibadet yapması için bir mabede ihtiyacı var. Yani aynı zamanda bir ihtiyaç. Ve dolayısıyla hem bir vaat Tanrı tarafından, Yahova tarafından bir vaadin gerçekleşmesi oluyor ve sonra da tabi Hazreti Davud burayı fethettiği zaman bir mabet ihtiyacı duyuyor. Doğuyor ve bunu oğlu Süleyman, Kral Süleyman yapıyor. Başlangıcı ama Hazreti Davud dönemi. Davud, evet, yani Hazreti Davud da istiyor buraya tabi bir mabet yapmak istiyor, fakat Hazreti Süleyman bunu gerçekleştiriyor. Ve Hazreti Süleyman tabi miladi yaklaşık 930'da, milattan önce 930'da vefat edince tabi Hazreti Süleyman dönemi biliyorsunuz Yahudilerin en şaşa dönemidir. Yani Judea devleti diyebileceğimiz devletin, krallığın çok şaşalı olduğu bir dönem. Bir tarafı Mısır'dan işte ta Suriye'ye kadar, Yemen'e kadar, işte Saba krallığının dahi işte Belkıs'ın filan gıpta ettiği bir şey vardır. Bir dönem vardır biliyorsunuz. Evet. Bu dönem tabi uzun sürmüyor. Hazreti Süleyman milattan önce 930'da vefat edince sonra maalesef krallık ikiye bölünüyor ve güneydeki Yahuda krallığının başına Hazreti Süleyman'ın oğlu Rehoboam geçiyor. Kuzeydeki krallık İsrail krallığı da 12 kabile başına da Yeroboam geçiyor. İki oğlu geçiyor. Yahuda'da iki kabile kalıyor. Fakat bu iki ismin bizim anlayacağımız Türkçe karşılığı var mı? Bunlar çok fazla Türkçe karşılığı yok. Yani çünkü bizde Hazreti Süleyman'ın oğullarından çok fazla bahsedilmez. Şahsen Arapçasını ben görmedim ama iki oğlu var, yani önemli kral olan Yeroboam ve Rehoboam. Yani birisi İsrail krallığı, kuzeydeki İsrail krallığının başına geçiyor Yeroboam. Yahuda krallığının başına da Rehoboam göçüyor yani. O arada kimler yaşıyor orada? O arada tabii etrafta yine bu dönemde paganistik kavimler var. Yani diğer Filistinler var yani. Filistinliler var. Filistinliler yani şunu var. Anlamak için söylüyorum. Bugün Filistin'de olan insanlar yaşıyor o zaman. Tabii. Yaşıyorlar. Ha, tabii şöyle denilebiliriz. Yani bu tarihsel sıralamaya gittiğimiz zaman Kudüs'ün esas yerli halkı Yahudiler olmaz. Çünkü Yahudiler oraya ne zaman geliyorlar? 1000'li yıllarda geliyorlar. Ama Filistiler, Kenaniler, Periziler, Amoriler, neyse yani bunlar hepsi biliyorsunuz Tora'da, Tanah'ta vardır. Onlar olanın yerli halkları. Dolayısıyla bugün Filistinler dediği zaman esas buranın sahibi tarihsel olarak biziz dedikleri zaman herhalde tabiri caizse İşkembe-i Kübra'dan ve Kelle-i Hümayun'dan atmıyorlar yani. Evet, doğru tarihsel gerçeği var. İkiye bölünüyor hocam. Sonra... İkiye bölünüyor. İkiye bölündüğü zaman tabii kuzeydeki krallık milattan önce 722'de Asurlular tarafından ortadan kaldırılıyor. Yani Asur Kral 2. Sargon, başka ifadeyle Salamansar veyahut da değişik isimler var ama ortadan kaldırılıyor. Bu arada tabii çok Yahudi peygamberleri geliyor. Yahudileri uyarıyor. Yani Kur'an'da da belirttiği gibi Yahudilerin işte bu dönemde zenginlerinin fakirleri ezmesi, epidemik, ahlaksızlık, Tevrat'ın, yasanın uygulanmaması falan sıralayabiliriz yani. Ahitlerde durulmaması falan gibi bir takım etmenlerden dolayı işte peygamberler uyarırlar kralları ama krallar pek bu işe aldırmaz. Ve nihayet milattan önce 587'ye geldiğimiz zaman Babil kralı Buktumaz bu sefer güneydeki, yani başkenti Kudüs olan, bugünkü Kudüs olan Yahuda devletini işgal eder ve dolayısıyla mabedi, Hazreti Süleyman'ın yapmış olduğu mabedin ilk yıkılması bu zamandır. Babil. Tamamen evet yıkılır ve yaklaşık işte 50.000 Yahudi Babil'e sürgüne gönderilir. Daha sonra ise artık bu Orta Doğu'da Pers İmparatorluğu ortaya çıkar. Yani Büyük Kiros veyahut da Keyüsrev, Kürüs dediğimiz imparator milattan önce 538'e geldiğimiz zaman Yahudilerin tekrar yani şeye dönmesine, Kudüs'e dönmesine izin verir. Onun için eskiden beri Perslerle yani Yahudiler arasında bu anlamda güzel bir ilişki vardır. Bugün de İran'la Yahudiler arasında aslında bakma yani iyi bir sempati vardır bu tarihten itibaren diyebiliriz. O sempatiklik oradan geliyor yani ilk izni vermelerinden geliyor. Tabii ben bunu espri olarak söylüyorum ama yani dostlukları eskidir yani. Çünkü son tarihte Kürüs yani Yahudilerin tekrar Kudüs'e dönmesine izin verdi. Ve tabii Peygamber Ezra, Yahudiler Ezra ve biz Üzeyir dediğimiz peygamber ve Nehemya önderliğinde Yahudiler tekrar şeye girdiler, Kudüs'e girdiler ve burada tekrar ikinci mabet inşa edilir yani. Artık milattan o yıkılan mabedin yerine ikinci mabet evet. Tamam. İkinci mabet inşa edilir ve milattan sonra işte bu 400'lü 10'lu yıllardır 416'da filan mabet bitmiş oluyor. Ve bu dönemde tabii Yahudiler noktasında Ortodoks Yahudilik açısından önemli bir dönem vardır. Bu dönemde tabii çok önemli Yahudi monoteizminin yerleştiği dönem diyebiliriz. Çünkü bu dönemde Yahudilerin bir kısmı etraftaki pagan Yahudi olmayanlara evlenmişlerdir filan, iç içe geçmişlerdir. Bir takım onlara göre dini kuralları çiğnemişlerdir. Bu dönem önemli bir şeydir. Onlarla evlenenler, Yahudi olup da başka hanımlara evlenenler, boşanırlar filan bir etnik temizlik vardı. Yani bir öldürme anlamında değil ama yani bir saflaşma dönemidir yani bu dönem. Sonra tabii bu tabii bundan sonra devam ediyor bu devlet devam ediyor. Fakat ta ki bu devlet son tahlilde şeye kadar devam ediyor. Büyük İskender'in yani bu sefer de yani şeyler çekildiği zaman Persler buradaki hakimiyetini yaptığı zaman kaybettiği zaman biliyorsunuz. Bir savaşta mı oluyor? Savaşta oluyor tabii savaş çünkü oluyor. İskender biliyorsunuz İran seferi var. İran seferine gittiği zaman biliyorsunuz sanıyorum 3. Darius. 3. Darius'u yenilgiye uğrattıktan sonra tabii İskender İran'ı fethediyor ve dolayısıyla İran'ı fethettikten sonra, işgal ettikten sonra bu bölgeye yukarıdan aşağıya geliyor. Bu bölge o zaman tabii İskender'in hakimiyetine giriyor. Tabii İskender Babil'de erken ölüyor ama yani onun komutanı Seleukos, Seleukoslar, Sileykalılar diyebiliriz. O dönem başlıyor. Özellikle 4. Antiyokos dönemleri falan çok önemlidir. Bu sefer burada bir Yunan hakimiyeti başlıyor. Ama tabii Yahudiler bu Yunan hakimiyetinden çok rahatsızdırlar. Tabii çünkü Helenleşme dönemi falan var yani miladi 300'lü yıllar, milattan önce 300'lü yıllardan sonra ve dolayısıyla daha sonra milattan önce 168'e falan geldiğinde özellikle Joseph Ben Matias veyahut da Judas Makkabi önderliğinde Yahudiler tekrar ayaklanıyor. Yani kime karşı ayaklanıyorlar? Yunanlara karşı, Silevkalara karşı, Seleukoslara karşı ayaklanıyor. Çünkü bu dönemde artık Yunan hakimiyeti artmıştır. Tabiri caizse yani şeriat tamamen bozulmuştur. Bir yabancılaşma dönemi başlamıştır. Bundan büyük bir rahatsızlık vardır ve dolayısıyla siyasal hakimiyet de ortadan kalkmıştır. Ve bunun üzerine tabii bu isyan, Yunanlara karşı olan isyan, ayaklanma, Judas Makkabiler döneminde diyebiliriz. Judas Makkabi, Joseph ve Matias döneminde başarıya ulaşıyor ve tekrar tabii bir Yahudi hakimiyeti sağlanıyor ve Kudüs yine Yahudilerin başkenti olmaya devam ediyor. Milattan önce 168'de başlıyor Makkabiler yani Sileykalılara karşı ve sonra tabii insanlık tarihi devam ediyor. Burası önemli çünkü hiçbir imparatorluğun kayıtsız karamayacağı yer burası ve sonra tabii Roma İmparatorluğu artık tabii şeye doğru gelişmeye başlıyor. Doğuya, Anadolu üzerinden İran'a doğru gelişmeye başlayınca bu sefer milattan önce Romalı komutan Pompeius Magnus Milattan önce 63 yılında filan bu bölgede ağırlığını iyicene hissettirmeye başlıyor. Yani Yahudi krallığı üzerinde Roma egemenliğinin başladığı dönemdir. Daha sonra tabii Pompeius'tan sonra elbette ki imparator yani Julius Caesar, işte biliyorsunuz Tiberius dönemleri falan geldiğinde artık burada yeni bir Herod krallığı ortaya çıkıyor. Büyük Herod dönemi var. Kısaca anlatıyorum. Herod döneminden itibaren de tabii Herod Roma Senatosu tarafından atılan bir şeydir. Validir. Judea, Filistin valisidir. Çünkü Judea artık bölgesi, bu bölge Romalılar tarafından işgal edilince burada bir uydu devlet çıkıyor tabiri caizse. Ve işte artık bu dönemlerde Büyük Herod döneminde milattan önce 40'tan milattan sonra 4 filan dönemi olacak sanıyorum. Bu dönem artık Hazreti İsa'nın da yani zuhur ettiği dönemidir. Ve dolayısıyla artık Kudüs'te tabiri caizse Hazreti İsa ile beraber yani yeni Mesih gelmiştir. Tabi Yahudilerin tabi Yahudilerdeki Mesih gelme fikri, beklentisi doruğa ulaşmıştır. Çünkü artık buralardaki büyük işgallerden Yahudilerin çekmiş olduğu o mabedin yıkılması, Yunanlar dönemi, bu bütün dönemde çok acı çekmişlerdir bu topluluk. Fakat bunu söylerken aslında neyden bahsediyoruz? Yine bir tevhid sürecinden bahsediyoruz aslında. Yani daha henüz İslam ve Hristiyanlık ortada yok. Bu aslında tevhid dininin de bir sürecidir yani. Biz Yahudi peygamberlerini anlatırken İslam perspektifinden baktığımız zaman aslında Kudüs'teki tevhid dini yani tevhid sürecini ve buna inanan insanların tarihsel serüvenini de aslında anlatmış oluyor. Peki Romalılar burayı yıkıyorlar mı? Ha Romalılar sonra tabii şöyle. Evet. Romalılar tabii özellikle şeyden... Reklama 3 dakika kaldı. İslam dönemine kadar getirebilirsiniz. Yani oraya kadar getirebilirsiniz. Ha şöyle o zaman geçelim. Hazreti İsa zuhur ettiği zaman tabii kendisi Mesih olduğunu ilan ettiği zaman Herod, Büyük Herod değil de Herod Antipas döneminde çarmıha gerilme hadisesi var biliyorsunuz. Yani evet. Çarmıha gerilme hadisesi var. Bize göre gerilmedi ama onlara gerildi. Neyse o tartışmalı konu. Bu dönemde bu sefer... Kur'an'a göre şeyde gerilmiyor zaten. Kur'an'a göre gerilmemiştir. Evet. O yüzden tartışma konusu. Aslında bu ayrı bir... Müslümanlar arasında da tartışma konusu. Müslümanlar arasında tartışma konusu tabii. Dolayısıyla bu dönemde tabii yine Roma etkisi çok yoğunlaşınca özellikle bu sefer Yahudiler tekrar isyan başlıyor. Milattan sonra bu sefer 70. Ve bu sefer Roma senatosu İmparator Vespasyanus'un oğlu Titus büyük bir orduyla milattan sonra 70'te Kudüs'ü kuşatıyor ve tekrar mabedi yerle bir ediyor. Taş üstüne yani taş yapılan Persler dönemi yapılan tekrar mabedi yerle bir ediyor. Tekrar mabedi. Evet. Bu ikinci mabedi de yıkmış oluyor ve ondan işte Yahudilerin Kotelha Mavravi dedikleri, Batılıların ağlama duvarı dedikleri o batı duvarı kalıyor mabette. Yani bugün Yahudilerin gidip önünde ağladıkları duvar o dönem yıkılan duvardan arta kalan duvar. Arta kalan. Daha sonra tabii bu dönemde Roma dönemi şiddetten özellikle İmparator Hadrian döneminde bar kopa. Şöyle yapalım hocam, ağlama duvarında kalalım, bir reklam verelim. Tamam. Oradan gelip İslam dönemine geçelim. Teşekkürler. Sağ olun. Bir reklama geçelim. Ben biraz kısa kesmek zorunda kaldım ama ancak böyle itikadi bir tarih ancak toparlayacağız. Kısa bir reklama geçelim. Evet sevgili seyirciler, Süleyman Kızıltoprak, Ahmet Emindağ ve Lütfü Özşahin'le Kudüs'ü konuşuyoruz. Kudüs tarihini anlamaya çalışıyoruz. Tabii aslında 4000 yıllık bir medeniyetten bahsediyoruz ve dolayısıyla Lütfü Hoca'nın anlatımı 4000 yılı bir yarım saate sığdırmaya çalıştık. Hocam son Hristiyanlıkta kalmıştık. Orayı hızlı bir şekilde geçersek. Ama şunu bir netleştirelim. Bir yıkılma meselesi olarak aslında 3 defa mabedin yıkıldığını ifade ediyorsunuz. 2 defa yıkıldı bizim arkadaşlar. Asur, Babül. Şimdi Roma. Babil ilk defa Babil'ler yıktı. İkinci defa Romalılar. Romalılar yıktı. Asurlar yıkmıyor. Asurlar sadece aldı. Kuzey İsrail krallığını aldı. Tamam. İranlılar yani Persiler Yahudilerin bölgeye girişine izin veriyor. Aslında bugün Romalıların yıktığı kalıntı üzerine kalan ağlama duvarından söz etmiş oluyoruz. Buyurun hocam. Evet yani Kotelha Mavravi ağlama duvarı. Şimdi aslında nereye geldik? Hazreti İsa dönemine geldik. Yani Roma İmparatoru August ve Tiberius dönemi diyebiliriz buraya. Tamam. Genel vali Pontius Pilatus dönemi. Fakat milattan sonra 40'a kadar aslında bir Hristiyanlık kavramı yoktur bu dönemde. Hristiyanlık kavramı daha sonra ortaya çıkıyor. Çünkü Hazreti İsa ben Hristiyanlığı getirdim gibi bir laflar falan söylemiyor. Bunlar sonraki teolojik tartışmalar. Milattan sonra 70'e geldiğimizde tekrar dediğim gibi Vespasyan, İmparator Vespasyanus'un oğlu Titus Mabed'i yerle bir ediyor. Bu ağlama duvarı kalıyor. Daha sonra Yahudiler yine... Onu bilerek mi yıkmıyor yoksa kalıyor mu öyle? Ya kalıyor yani aslında zaten duvardan ne olacak diyor herhalde yani. Çünkü mabedi tamamen yerle bir ediyor. Zaten o duvar aslında arkeologlara göre mabedin esas duvarı değil, ihata, kuşatma hocam, duvarı. Hızlı geçeceğiz ama bir soru var tabii. Burada hemen niye yıkıyorlar? Çünkü yani şundan dolayı yıkıyorlar, bir türlü Yahudiler Romalılaşmıyor, Latinleşmiyor. Yani paganlaşmıyor. Dolayısıyla şu hayatta bu şekilde her ne kadar Yahudilere kısak da o dönemdeki Yahudilere tevhid dinini sürdürmeye devam ediyorlar. Siyasal anlamda da bağımsızlık istiyorlar ve dolayısıyla Mesih beklentileri var. Dolayısıyla Roma artık bu işi kökten çözmek için mabedi tamamen yerle bir edilmesini istiyor. Programın sonrasına geleceğiz ama sandığa ulaşma, Hazreti Musa'nın asasına, Hazreti Süleyman'ın yüzüğüne ulaşma o kısmının etkisi var mı yoksa sadece... Yok, hayır. Yani Roma pagan. Yani Roma'nın işte Hazreti İsa, Hazreti Musa'nın asasıyla, kitabı, sandukasıyla hiçbir alakası yok. Çünkü inanmıyor zaten onlar. Ama daha sonra Hristiyanlar için önemli tabii. Tamam. Dolayısıyla daha sonra yine milattan sonra Hazreti İsa da bir rivayete göre aslında son savaş olan Masada çarpışmasında belki de şehit oldu Hazreti İsa. Öyle Allah katına yükseldi. O da ayrı bir tartışma konusu. Yani Masada çarpışması var. Bunu Yahudi tarihçisi Josephus özellikle Masada çarpışmasını anlatır. Daha sonra milattan sonra 132'ye geldiğinde yine Yahudiler Mesih bekliyor. Onu kendilerini kurtaracak Roma'nın zulmünden ve Bar Kopa önderliğinde Yahudiler tekrar ayaklanıyor. Fakat İmparator Hadrianus bunu çok kanlı bir şekilde bastırıyor ve esas belki de Yahudi katliamı bu dönemde olmuştur ve bu dönemden sonra Yahudilerin kesinlikle bu şehre girmesine izin verilmiyor. Şehrin adı da ilk defa değiştiriliyor. Alia Capitolina oluyor o zaman. Yani, yani Romalıların vermiş olduğu bir isim. Latinleşme başlıyor. Orada tapınağın yerine Jüpiter heykeli filan konuluyor. Roma tanrıları yerleştiriliyor. İbranice filan yasaklanıyor. Ve dolayısıyla bütün Yahudiler çok az bir kesim kalıyor orada. Belki 1000-2000 kişi filan kalıyor. Yani onlarla belki işbirliği yapan kişiler diğerleri kalıyor. Diğerleri katlediliyor. Çoğu da Roma İmparatorluğu'nun çeşitli yerlerine filan mesela ne yapıyor? Dağılıyor. Sürgün ediliyor. Mesela bizim Selanik mesela çok eskiden beri Roma İmparatorluğu döneminde işte ta o zamandan beri Yahudi yerleşim merkezidir. Mesela niye Osmanlılar İspanya'dan gelen Yahudilerin bir kısmını hemen Selanik'e iyileştirdiler? Çünkü Selanik'te en az 2500 yıldır yani bir bağ var yani. Roma döneminden itibaren. Ulaşım olayı da tabii. Yani deniz kıyısı. Denizden ikisi de denizden. Daha sonra tabii Hadrianus'tan sonra yani tabii ondan sonra tabii Hristiyanlık alttan gelişmeye başlıyor. Kudüs Konsülü'nden sonra tabii Hristiyanlık kavramı ortaya çıkıyor. Havarileri çıkıyor. İşte tabii ondan önce işte Petrus ve Paulus'un Roma'ya gitmeleri falan var. İmparator Konstantin dönemine geldiğimizde İmparator Konstantin tabii Milano fermanından sonra Hristiyanlığı kabul ettiği zaman, Hristiyanlığı resmi din ilan ettiği zaman bu sefer Kudüs'te Hristiyan kentler inşa edilmeye başlıyor. Bu sefer Hristiyanlık damgası vurulmaya başlıyor. Tarih? Yani milattan sonra 300'ler. Milattan sonra 300'ler. O güne kadar kent tipik bir Yahudi. Yok, Roma kenti. Roma kenti ama Yahudi kültürünü barındıran. Yani Yahudi kültürü var. Henüz Hristiyanlık damgası yok. Tamam. Konstantin'den sonra Hristiyanlaşma başlıyor çok hızlı bir şekilde. Bu daha sonra milattan sonra 614'e kadar 7. yüzyıla kadar Hristiyanlık dünyası kesinlikle Yahudilerin Kudüs'e dönmesine dahi izin vermiyor. Yahudilerin Kudüs'e girmesi yasaktır. Hristiyanlar hangi mabetlerini inşa ediyor orada, kutsal mabetlerini? Bugünkü kiliselerin büyük bir kısmı şu anda burada Doğuş Kilisesi'nden tutun diğer o Kıyamet Kilisesi'ne kadar artık kiliseler inşa edilmeye başlanıyor. Sonra İslam'a doğru? İslam dönemine söylenmeme gelecek. Daha İslam dönemine geçmedik. Yani, tabii. Tamam. Tabii bu dönemde dikkat ediniz yani Konstantin dahil hiç kimse, yani hiç kimse İslam dönemine kadar Yahudilerin Kudüs'e girmesine izin vermiyor. Çünkü Hristiyanlık teolojisine göre nedir? Hazreti Yahudiler teosittir, tanrı katildir. Çünkü İsa'yı çarmıha gerdiren bizzat Ferisilerdir. Roma'nın atanmış valisi Pontius Pilatus'la işbirliği yaparak tanrı olan Mesih'i, çünkü onlara göre İsa logos olarak bir peygamber değildir. Yani insan şeklinde bedenlenmiş bir tanrıdır. O yüzden girişlerine izin vermiyorlar. Girişlerine izin vermiyorlar. Evet. Ve daha sonra çok enteresan tabii bir Kudüs'ün en büyük yağmalaması tekrar bir de Sasaniler döneminde oluyor. Yani milattan sonra 614 yılında tabii Sasaniler Romalılar arasında savaş var biliyorsunuz. Kudüs'ü işgal ediyorlar. 20-25 gün falan çok büyük bir katliam yapıyorlar orada. Fakat daha sonra İmparator Heraklius, yani Hazreti Peygamber'in de mektup gönderdiği İmparator Heraklius milattan sonra 629'da tekrar Kudüs'ü alıyor, Hristiyanlığa kazandırıyor. Ne zamana kadar? Hazreti Ömer'in 638'de Kudüs'ün anahtarlarını teslim edene kadar. Ha işte Yahudiler şunu bilsin, işte Yahudiler ilk defa nefesi orada alıyor. Şimdi o zaman evet, hemen Süleyman Hoca'ya geçelim. Hocam. Evet, anahtarı evet, oradan oraya alalım hocam. Evet. Yahudilerin girişine izin verilmiyor. Sonra Hazreti Ömer devrinde Kudüs, bu izin çıkıyor, fethediliyor. İslam tarihi açısından önemi ve o süreci bir anlatırsak. Evet, kentin İslam tarihi açısından hikayesi 634 yılında Ecinadeyn zaferiyle başlıyor. Doğu Akdeniz'in yani Levant'ın, Suriye ve Filistin'in kapılarını açan bir zafer Ecinadeyn zaferi. Daha sonra bundan sonra Yermük zaferi tamamen Filistin ve Suriye'yi, Suriye'deki Bizans varlığına büyük darbe vuruyor. Ve Müslüman Arap orduları kente yerleşiyor. Kudüs'ün teslimi konusunda Kudüs kuşatılıyor ve Patrik Sophronos kenti barışçıl bir şekilde ve Hazreti Ömer'e teslim ediyor. Evet. Bu da aslında çok dikkat edilecek bir şey. Yani kente duyulan hem içeriden Hristiyan tarihi açısından kente onların da duyduğu bir saygı var. Kentin bir savaş meydanına muhatap olması, yani bir savaş meydanı haline gelmesinden kaçınıyorlar ve barış içinde Hazreti Ömer'e teslim ediyorlar. O da yine kentin şanına, şerefine yakışır bir şekilde büyük bir komutana teslim ediyorlar. Aslında kenti teslim alma konusunda Ubeyde bin Cerrah, Arap ordularının komutanı, Hazreti Ömer'i davet ediyor. Patrik Sophronos'un böyle bir isteği olduğu için. Bu o da büyük bir nezaketle. Tabii Patriğin ve Hristiyanların isteği. Neden o istek? O istek, benim yorumum, kente duyulan ihtimam, kente gösterilen saygı. Yani büyük bir komutana, büyük bir lidere kenti teslim etmek ve barış içinde kenti teslim etmek. Bir de şu şeyden dolayı katkıda buluyorum. Yani daha önceki Kudüs'ü işgal edenleri yakıp yıkıyorlar hepsi. Evet. Bunu biliyor Sophronos. Onun için hani bazı savaşlarda bir şehir open city ilan edilir, açık şehir. Evet. Yani onu İstanbul'da barış içerisinde hiçbir yıkım olmadan, kentin eserlerine dokunmadan, talan edilmesine engel olarak. Aslında tabii, İslam fatihleri bir kent barış içinde teslim edilirse o kenti kesinlikle yağmalamıyorlar. Mekke işte. Tabii. En tipik örneği Mekke. Ama Sophronos'un böyle bir ilgi göstermesi, böyle bir formülle kentin anahtarlarını Hazreti Ömer'e teslim etmesi bence böyle bir saygının ve ihtiramın bir sonucu. İslam tarihinde, Araplar tarihinde bundan sonra kent çok müstesna bir yere kavuşuyor. Hazreti Osman devrinde kentin gelişmesi, fakir halkın doyması için Silvan bahçeleri vakfediliyor. Onların aş ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor. Burada bundan sonra sahabiler, tabiin kente büyük ilgi gösteriyorlar. Sürekli ziyaret ediyorlar. Hatta bazıları orada yaşamaya başlıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Hazreti Ömer Ubade bin Samit'i kente kadı olarak tayin ediyor. Hayatını orada geçiriyor ve orada metfun sahabilerden, en önemli sahabilerden kabiri olan o. Yine bazı sahabilerin kabirleri orada. Çok sayıda tabiinin kabri orada. Daha sonra bu kente Yahudilerin orada mezarlarının olmasına verdikleri önem Müslümanlar arasında da olduğunu görüyoruz. Biraz sonra Türklerin kentle ilgisinde oraya tekrar değineceğim. Özellikle Tolunoğulları ve ondan sonra IŞİDİler döneminde kent Türk asıllı Memlukların, bunlar Mısır merkezli devlet kurdular, onların eline geçiyor ve ondan sonra Türkiye ile bizim, yani Osmanlılar, Selçuklulardan önce kentle ilişkimiz, kentle ortak tarihimizin ilk adımları diyebiliriz. Muaviye, yani kente verilen önemlerden birisi de Muaviye Suriye valisi iken Hazreti Osman'ın katillerinin teslim edilmesi, onların tespit edilip cezalandırılması konusundaki anlaşmayı, Mısır'ın Fatihi Amr bin As'la yaptığı anlaşmayı da Kudüs'te yapıyor. Niye Kudüs? Kudüs çünkü muhterem bir kent, yani kutsal bir kent ve önem verilen bir kent. Kudüs sahilde 50 kilometre uzaklığında ve yani İslam tarihçisi açısından, yani, İslam tarih görüşü açısından, felsefesi açısından baktığımızda aslında tabii ki ilk kıble olması önemli. İkincisi Davud, Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberler aslında İslam'ın farklı dönemlerde tebliğ eden peygamberler. Yani, Davud'un oradaki mabet kurması aslında İslam tarihinin bir parçası. Yani tevhidi bir din olması, tevhidi bir dinin farklı merhalelerdeki. Tabiri caizse şöyle, yani Allah'ın tarihsel ve toplumsal müdahalesinin yaptığı merkez Kudüs. Evet. Peki orada Selahattin Eyyubi dönemi... Daha sonra geleceğim oraya. İzin verirseniz Lütfü Hoca 1500-2000 yıllık tarihi anlattı. Ben de daha İslam Arap ordularının daha ilk dönemindeyim. Ama şu anlatacaklarım da çok önemli. Emevi halifeleri de Kudüs'e çok önem verdiler. Yani bunlardan birisi Abdülmelik bin Mervan ve Süleyman bin Abdülmelik. Kudüs'te halifelik biatını orada almaya başladılar. Yani önemli bir şey. Yani bir tür bugünkü anlamda bir başkent mekanizması gibi algılıyorlar ona verdikleri kutsiyetle. Daha sonra burada valilik yapanlar hep Emevi halifelerinin en kıymetli prensleri oldu. Yani daha sonra halife olması muhtemel olan kişiler buralarda görev yaptılar. Bürokrasi merkezde oldu. Evet, aynı bunu zamanda. Yani Osmanlı tarihinden yaklaştıracaksak, yani şehzadelik dönemlerini orada geçirdi Emevi prensleri. Ömer bin Abdülaziz Kudüs'ü çok sık ziyaret ederdi. Hem kutsiyeti hem de orada görünür olması, o kente kendisinin manen de kendisine bir doyum sağlıyor. Hem de kentin gelişmesi, kentin Müslüman nüfusunun artması açısından bunlar önemli. Peki hocam, sözünüzü unutmayın da. Şimdi bir taraftan insanlar kente getirilmiyor. Böyle bir yasak var. Müslümanlar devrinde orada Yahudiler nasıl yaşıyor? Yaşayışlarıyla ilgili, inançlarıyla ilgili herhangi bir Hazreti Ömer büyük bir âlicenaplık göstererek Yahudilerin kente girişini serbest bırakıyor. Ondan sonra o serbestlik devam ediyor. Yahudiler tabii ticaretle uğraştıkları ve işte 638'de Müslüman Araplar oraya geldi. Bütün dağılmışlar, bütün Avrupa'ya, Anadolu'ya dağılmışlar. Henüz bütün müesseseleriyle dönmüş değiller ve bu çok aslında Yahudi ilgisinin az, yani 18. yüzyıla kadar, yani bu yoğun bir şekilde Kudüs'te Yahudi ilgisinin gelişmesi 18. yüzyılda, yani bu aydınlanma felsefesi, milliyetçilik, ulus devlet düşüncelerinin ortaya çıkmasıyla daha çok bir ilgisi var, buna da değinebiliriz. Bu dönemde en önemli katkı, Emevi halifelerinin en önemli katkısı kente imar faaliyetleri açısından, birçok imar faaliyeti yapıyorlar. Abdülmelik veya oğlu Velid Mescid-i Aksa'yı yaptırıyor. Ondan önce Abdülmelik Kubbetü's-sahra'yı yaptırıyor. Bu tabii ki kente yeni bir imaj kazandırıyor. Yani bugün kenti, fotoğraflarımızda olan, evet, bugün fotoğraflarımızda olan Mescid-i Aksa tabii o. Kubbetü's-sahra ve Mescid-i Aksa'yı Abdülmelik bin Mervan. Şimdi hocam şu arka tarafta, şimdi ekrana verdik. Şimdi Kubbetü's-sahra ile Mescid-i Aksa Türkiye'de çok karıştırılıyor. Doğru. Evet. Şunu bir kısaca biriniz anlatsanız, böyle çok az bir şekilde. Şimdi şu avam Yani şu bu alan 144 dönümlük bir alandır. 144 dönümlük bir alan. Aslında yani tabiri caizse Süleyman Mabedi dediğimiz yerin tam merkezi. Onun için mesela bugün Yahudiler ve Museviler niye daha çok buraya hücum ediyor diyorlar ama ki. Ama ondan önce de Jüpiter Tapınağı. Ha, ondan önce Jüpiter Tapınağı tabii Hadrian döneminde filan o. Niye hücum ediyorlar hocam? Falan. Ama tabii bu Hazreti Melik Abdülmelik bu batı duvarı kalmış olan bu alanın üzerinde işte bu Kubbetü's-sahra'yı inşa ediyor. Daha sonra aşağıda gördüğümüz Mescid-i Aksa o. Orası da eski bir kilisedir. O kilise şeye döndürülüyor, camiye döndürülüyor. Mesela bu Kubbetü's-sahra'nın tam ortasında böyle bir su sarnıcı falan vardır. O sarnıca mesela Yahudiler asla oraya ayak basmazlar. Sanıyorum bizimkiler Yahudilerin çünkü tapınak mimarlarına göre, Yahudilere göre kutsal kitap yani Tora yani Tanah tam o mabedin merkezinde, onun tam altında saklanıyordu. Ve dolayısıyla Yahudi inanışına göre oraya ayak basmak kesinlikle haram, büyük günahtır. Müslümanlar da orayı bir su sarnıcı haline, abdest alınca hale getirmek suretiyle oraya da ayak basılması önlenmiş oluyor aslında yani. Tamam. Bir boyutuyla. Yani bu Kubbetü's-sahra, Halife Abdülmelik'in yapmış olduğu. Tabii batı duvarı var biliyorsunuz. O işte döneminden kalma yani Büyük Herod döneminden kalma. Fakat bu batı duvarı 18 metre yüksekliğinde 425 metre falan uzunluğunda yaklaşık bayağı büyük bir duvardır. Aslında Filistinlilere sorsanız bu duvar aslında batı duvarından falan kalma değildir. O daha önce işte şehrin koruma duvarlarındandır. Yahudiler burayı ideolojik bir hale getiriyorlar falan diyenler de vardır. Tamam. Ama bu duvar aynı zamanda Osmanlılar tarafından da korunmuştur. Enteresan. Oraya geleceğiz hocam. Tarihsel şeyi bozmamak adına oraya geleceğiz. Emevilerden sonra hocam burası yapılıyor. Hocam çok özür diliyorum. Başbakan konuşuyor ama yok biz devam edelim. Başbakan konuşmasını... Her an tamam ben kısa kesmeye çalışıp... sonra Abdülmelik'in kente bu katkılarından sonra ve İslam tarihinde bu bugüne kadar gelen kentin önemli mekanlarından sonra Tolunoğulları Mısır'da iktidarı ele geçiriyor. Aslında bu Tolunoğlu Ahmet bir askerin oğlu, Memlük askerinin oğlu, bir tür Yeniçeri askeri gibi. O Mısır'ı ele geçirince Kudüs'ü de yönetmeye başlıyor. Suriye ve Filistin aslında tarihsel olarak bir bütünün parçalarıdır. Yani Firavunlar döneminde de Mısır güçlü olduğu zaman Doğu Akdeniz'de Filistin ve Suriye'yi içine alabilecek şekilde harekete geçmiştir. Bu bağlamda Kudüs'ü de yönetmiştir. Ne zaman Mısır'da bir iktidar kurulduğunda Müslüman Araplar tarafından onlar da Mısır ve Kudüs'ü, Suriye'yi bir bütün olarak yönetmişlerdir. Bu yönetim şekli Tolunoğlu Ahmet'in Mısır'da iktidarı ele geçirmesiyle Türk tarihinde de bir önemli bir madde başı oluyor. Türk tarihine bırakalım bir reklama geçelim hocam. Kısa bir reklamdan sonra Türk tarihinden devam edelim Kudüs için. Sevgili seyirciler, Kudüs'ün kadim tarihini konuşmaya devam ediyoruz. Hocam aslında önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki Türklerin Kudüs'le ilgilenmesi normalde Osmanlılardan öncesine dayanıyor. Tabii, tabii. Çok erken devirde 878 yılında Kudüs'ü Mısır'dan yönetmeye başlıyor. Oradan devam edelim. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde Tolunoğullarından sonra Mısır'da kurulan yine bir Türk devleti olan Muhammed bin Tuğc'un İhşidi devleti, İhşidiler. Hocam orayı bir açalım. Şimdi biraz önce de söylediniz. İhşidi. Evet, İhşidiler. Yani İhşidi, bugünkü İhşidilerle karıştırmayalım. İhşidi. Evet. O devlet Mısır yönetmeye başlıyor. Yaklaşık 61 sene hüküm sürüyor ve Muhammed bin Tuğc kendisi kente çok önem veriyor ve kabrinin orada olması için vasiyet ediyor ve orada gömülü. Ondan sonra oğulları, vezirleri çoğu Kudüs'te gömülü. Bu kente çok önem verdiklerini ve kentle ne kadar Kaire'nin ve Kudüs'ün bütün olduğunu da gösteren bir şey. Yine Abbasi valilerinden Türk kökenliler, bunlardan birisi Mansur Tekinel Türki, orada metfun. Bunları uzatmak mümkün. Ben TİKA koordinatörüyüm. TİKA'mız hem Mescid-i Aksa'ya hem bu oradaki sahabi, tabi'in ve Türk büyüklüklerinin mezarlarına, türbelerine büyük önem veriyor. Bunları orada görev yapmış değerli arkadaşım Kürşat Bey büyük bir ihtimamla onardı. Kubbetü's-sahra'nın şeyini, alemini, Mescid-i Aksa'nın onarımında hocam ya, önemli katkıları aklıma var. Aklıma geldiği için sorayım. Bu yani sadece Türkiye'nin bugünkü ilgisi değil. Onu tam söyleyeceğim. Bu 1200 yıldan önce, 1300 yıldan önce bu ilgi vardı. Şimdi bir taraftan IŞİD'ler dediniz. İşte Türklerin orayla bağlantını söyleyince tabii doğal olarak IŞİD'e bir atıf yapıldı. Şimdi bir taraftan kendi duvarlarının, kalıntı duvarlarının peşinde olan bir Yahudi halkı var. Evet. Diğer taraftan o kadim türbelerimizi, kendi kültürümüzü yok eden bir medeniyet perspektifi var. Herhalde bunda bir hatırlatmak lazım. Maalesef. Sonrasında yani, Abbasiler sonrasında. Yani bu güzel eserlerin ortadan kaldıran bu kültür, yani bu IŞİD'in kültürü, işte İslam'da kubbe yoktur, camide süsleme yoktur diye buraları bombaladı. Sahabe mezarlarını yok ettiler. Önemli büyüklerin, büyük İslam komutanlarının, cengaverlerin, o kentlere vurdukları mühürleri ortadan kaldırdılar ve bunu da din adına yaptılar maalesef. Sadece canlıları katleden, canlılar karşısında bir ölüm makinesi, bir giyotin makinesi olmanın dışında bizim arkeolojimizi, tarihimizi, antropolojimizi de yok ettiler. Kendilerinin yok ediyorlar aslında. Ben bir yazımda kendi kendini yiyen bir gen diye bahsettim. Hakikaten kendi kültürümüzü, kendi tarihimizi yiyen bir gen gibi hareket ediyoruz. Yani. Aslında bugün Kudüs'ü hatırlıyorsak... Self-alienasyon. Hayır, self-alienasyon, kendi kendine yabancılaşma. Bugün Kudüs'ü tarih açısından konuşuyorsak aslında İslam tarihi açısından buraya verilen mühür... Evet. Ve tabi taraftan Miraç hadisesinin gerçekleşmesi, kıble olmasının yanında aslında burada bahsettiğimiz Kubbetü's-sahra'dan, Hazreti Ömer Mescidi'nden diğer mescitlere kadar yapılan yerlere bakıyoruz. Aslında bir tarihi belki de medeniyet perspektifi içinden bunlar öne sürüyor. Sonra hocam Türk damgası. Canlılar dediniz. Bu kenti kaybetseler bile oradaki bu mühürler, tarihi anıtlar yaşayacaklar ve o kente sahip çıkacaklar. Evet. Maalesef bu medeniyete karşı, insanlığın bıraktığı mirasa karşı da bir düşmanlık var. Aslında Afganistan'da Budist tapınaklarını yok eden mantık neyse, ne kadar zararlıysa Trablus'ta, Bingazi'de Turgut Reis'in türbesini bombalayan, yok eden, camideki minberi söken mantık da o kadar zararlı. Şimdi ben yine kentin tarihiyle ilgili bir şey daha var. Fatimiler de Kudüs'e önemli katkılarda bulunuyor. Kudüs binli yıllarda deprem geçiriyor ve bunun tamirini Fatimiler yapıyor. Fatimiler orada, yani bunun İslam tarihinde Sünni olsun Şii olsun Kudüs kentine büyük katkılar vardır. Bunlardan birisi de Fatimiler yapmıştır. Mezhep ayrımı yapmıyorlar yani. Mezhep ayrımı yok. Yaklaşık 100 yıl. Hristiyanlara iyi davranmıyor maalesef. Yani onu ayrı bir tartışmaya değinmek lazım. Hakim Bey'in kiliselerini yıkıyor ama da 40 sene sonra tekrar yapılıyor. O, istisnai bir dönem o. Ya evet. İstisnai bir dönem o. El Hakim Bey'in en azından bize yakışmayan bir şey yani. El Hakim Bey'in zaten evet. Nasıl söyleyeyim, düşünce melekelerini de yitiriyor, bunama beliriyor. Belki onunla bir işaret olabilir. Ama şunu söyleyelim, 1016'da deprem yaşıyor. Burada Kubbetü's-sahra yıkılıyor. Yine 1033'te Mescid-i Aksa depremle karşılaşıyor. Yine Fatimi halifelerinden Halife Zahir Fatimi burayı yeniden yapıyor. Bundan sonra 1071 tarihi. 1071 bize Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'ın adını Anadolu'ya yazan bir fetih, büyük bir zafer. Ama aynı zamanda Sultan Büyük Alparslan'ın emirlerinden Atsız bin Ulvak 1071'de Kudüs'ü Selçuklu yapıyor. Selçuklu Türklerine katıyor. Yaklaşık 25-26 yıl Selçuklu Türkleri kente egemen oluyor. 1071'de Sultan Alparslan adına Kudüs'te hutbe okunuyor. 1071. Evet. Şimdi bu zamanımız az olduğu için ben hızlı geçeceğim. Evet, çünkü kadim bir tarih yani evet. Zamana sığdırmaya çalışıyoruz. Daha sonra Artuk Bey Kudüs'te Selçuklu Türklerinin ilk önemli eserini veriyor, cami yapıyor. Bundan sonra maalesef kent 1099'da Haçlıların eline geçiyor. Haçlılardan 1187'de Büyük Selahaddin kenti kurtarıyor. Aynen Hazreti Ömer'in yaptığı gibi. Haçlılar 1099'da kente kendilerinden aman dileyen, Mescid-i Aksa'ya sığınan Müslümanlar, Hristiyanların maalesef merhametsizce duygularına, yaklaşımlarına maruz kalıyorlar. Hittin Savaşı'nda. Evet. Bu savaşta hem Mescid-i Aksa yıkılıyor hem Müslümanlar büyük bir izzet kaybına uğruyorlar. Kendilerine söz verildiği halde yani eman diledikleri halde canları bağışlanmıyor. Mescid-i Aksa yağmalanıyor. Büyük bir şekilde aynı bugün işte 1967'den sonra İsrail askerlerinin potinleriyle girmesi gibi Haçlı şövalyeleri de, Haçlı orduları da Mescid-i Aksa kurtarıyor. Adamlarıyla giriyor ve Mescid-i Aksa hüzünlü günlerinden birini yaşıyor. Selahaddin Eyyubi bunun intikamını almak yerine büyük bir tolerans ve büyük bir âlicenaplık gösteriyor. Aynen Hazreti Ömer'in yaptığı gibi isteyen Hristiyanların kalmasını, Haçlılar tabii ki kendi yaptıklarını bildikleri için hepsi kenti terk etmek istiyor. Ama Yakubiler ve Melkidiler birçok Hristiyan grubun kentte kalması mümkün oluyor. Onlar Selahaddin'le iyi ilişkiler geliştiriyorlar. Ve bundan sonra Selahaddin Cuma günü kente giriyor. Miraç Kandili'nin ne rastlayan bir Cuma günü, yani 2 Ekim 1187'de kenti teslim alıyor. Haçlılar Kudüs'ü büyük bir üzüntüyle boşaltıyor ama onlar ya Ortodokslar, Yakubiler orada kalıyor. Neden Ortodokslar, Yakubiler kalıyor? Çünkü Haçlılar dediğimiz Katolikler Latin dünyası. 3. Haçlı seferiyle tekrar geri almaya çalışıyorlar ama başaramıyorlar. Kent daha sonra Mısır'daki Eyyubi prenslerinden, Eyyubi yöneticilerinden El-Melikü's Salih'in eline geçiyor. Harizmliler, Türkler, yine Tolunoğulları, Ihçidilerden sonra Selçuklular evet. Geçiyor. Sonra ara dönem Selahaddin Eyyubi, sonra yine Türkler 1244'te Harizmli atlılar kenti El-Melik Salih Eyyub adına alıyorlar. Bundan sonra tabii ki şunu anlatmak lazım. Memlükler dönemi kent en altın çağlarından birisini yaşıyor. İslam tarihinin, Türk tarihinin en büyük komutanlarından birisi ve bilinmeyen komutanlarından birisi Sultan Baybars kenti 1260'da Ayn Calut Savaşı'nda Moğolları yendikten sonra Moğol istilasından İslam toplumunu, Arap toplumunu, İslam medeniyetini kurtardıktan sonra Haçlıların da kalan artıklarını Levant sahillerinden temizliyor ve kente adeta yeniden bir Türk damgası vuruyor diyebiliriz. Osmanlı dönemini ne zaman geçiyoruz hocam? Osmanlı dönemini isterseniz geçelim. 1516 Zidaniye. Şurada bir şey hatırlatalım. Bu Haçlılar döneminde Haçlıların yaptığı en önemli şey şudur. Bu Türkiye'deki Hristiyanların bunu bilmesi lazım. Orta Doğu'daki Hristiyanların Latin anlayışı, yani Roma İmparatorluğu'nun anlayışını, Hristiyan anlayışını kabul etmeyen Hristiyan mezhepleri kılıçtan geçirmiştir. Yani Haçlılar sadece Müslümanlara değil, bölgede bulunan farklı anlayışlar olan Melikitler, işte Maroniler, Nesturiler, Keldaniler, Süryaniler, Maronitler, bütün bunlara kılıçtan geçmişlerdir, baskı yapmışlardır. Neden? Roma'nın kabul ettiği Hristiyanlık anlayışını benimsemedikleri için. Ahmet hocam hemen şeyden geçelim, Osmanlı'dan yakın tarihe geçelim. 1500. Ya aslında tabii ki şeyi de söylemek lazım. Kente damgasını vuranlardan birisi de Yavuz Selim. Birisi de Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman kenti yeniden imar ediyor. Hürrem Sultan o imar faaliyetlerinde tabii ki büyük katkısı var. Kurduğu vakıflarla Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ayağa kalkmasını ve tamamen kentin büyümesine, gelişmesine ve hakikaten İslam tarihinde, bölgenin tarihinde bir cazibe merkezi olmasına büyük katkı sağlıyor. Zaten Sultan Abdülhamid'i, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan, işte 18. 19. yüzyıla gelmemiz lazım. Orada da büyük kavgalar oluyor. Burada tabii ki ilk şey 19. yüzyılın ilk yarısında konsolosluklar açılıyor. Sonra misyoner okulları geliyor. Sonra bölgenin dirliği, düzeni bozuluyor. Ve 1854'te Kırım Savaşı'nın ana sebeplerinden birisi bu kiliseler meselesidir. Nedir hocam? Kısaca anlatınız. Kiliseler işte Ortodoksların hamiliğine Rusya soyunuyor. Katoliklerin hamiliğini Fransızlar yapıyor. Protestanların ama daha çok Yahudilerin hamiliğine de İngilizler geçiyor. Dolayısıyla bütün bunlar Kıyamet Kilisesi'nin anahtarları kimde olacak, kim açacak, kim kapayacak, hangi köşede kim yer alacak, hangi mezhep yer alacak, bunun kavgasını tutuşuyorlar ve bunun kavgasında da Osmanlı Devleti'ne kendilerine arka çıkan, kendilerini koruyan, kendi politikalarına uygun bir çözüm bulmasını istiyorlar. Osmanlı Devleti de evet, Rusya'da bu şeyde çetin davranarak Osmanlı Devleti'ne savaş açıyor. Osmanlı diplomasinin çok önemli başarılarından birisidir. Rusya'nın karşısına İngiltere ve Fransa'yı dikiyor. Ahmet Hocam, şimdi yakın döneme geldik. Sultan Abdülhamit döneminden itibaren buyurun siz alın. Tabii Kudüs'ün belki de modern dönemde kaderini değiştiren asıl hadise ilk defa 1898 yılında İsviçre'deki 1. Siyonist Kongre ile belki başlatmak gerekiyor. Daha önceki dönemde her ne kadar işte dini gerekçelerle, sosyoekonomik gerekçelerle sadece Filistin merkezi değil, bütün Orta Doğu merkezli Müslüman, Hristiyan unsurların bir arada yaşadığı bölgelerde her ne kadar birçok 1860'lardan itibaren toplumsal hadiseler yaşanmış olsa da ama böyle dönüm noktası olarak alınabilecek tarih 1898 olsa gerek. Burada alınan kararlar çerçevesinde tabii Osmanlı idaresine bir takım teklifler götürülüyor. Sadece teklif götürerek değil, yani böyle hani barış mesajları içeren yöntemlerle değil de aynı zamanda oraya Yahudi göçleri de başlıyor aslında bu kongrenin hemen arkasından. Yahudilerin orada gerek arazi alma şeklinde gerekse işte fiili durum oluşturarak yaptıkları bir takım göçler var. 1898'e kadar Yahudi nüfusunu biliyor muyuz Kudüs'te tahmini? Yani şöyle tabii bir takım rakamlar var ama oransal olarak Osmanlı orayı terk ettiğinde 1917'den sembolik bir tarih olarak alırsak, çünkü İngiliz general Allenby'nin Filistin operasyonu bu sonun başlangıcıdır. 1922'de fiilen işgal etmiştir İngilizler. 1917 itibariyle %10 bir Yahudi nüfusundan bahsediliyor. Hristiyan bir nüfus var. Tabii doğal olarak çoğunluğu oluşturan bir Müslüman nüfus söz konusu. İngilizler geldiği dönemde 1917 itibariyle. 600 bin civarında Müslüman var. Dolayısıyla tabii İngilizlerin gelmesi artık Filistin'de geri dönülemez ve bugün işte Siyonist İsrail rejiminin yapmış olduğu bütün bu hukuksuzlukları, ahlaksızlıkları, zulümleri hazırlayan dönemdir. 1920'lerden itibaren başlamıştır. Tabii İngilizlerin orada otorite kurması ve bunun ardından adeta Yahudilerin o Siyonist Kongre'de aldıkları kararlar çerçevesinde Yahudilere verdikleri bir söz vardı. 1917 yılında İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour tarafından işte Yahudi sermayesinin İngiltere'ye yardım etmesi karşılığında Osmanlı'ya karşı işte Almanya'nın yanında yer almamaları karşılığında İngilizler de onlara kaba bir şekilde dediler ki bize yardım ederseniz biz de size orada bir yurt vaat ediyoruz. Yani Osmanlı'yı oradan temizleyelim ve siz orada kendi devletinizi kurun Siyonist Kongre'de aldığınız kararlar çerçevesinde. 1917'de bu vaatte bulunuyor ve Yahudiler tabii özel birlikler oluşturuyorlar. Osmanlı'ya karşı savaşıyorlar o cephede. İngilizlerin yanında ve İngiliz otoritesi işgali sağlandıktan sonra da İngiltere bütün Avrupa'dan, özellikle Doğu Avrupa'dan, bazı Arap ülkelerinden, Yemen burada dikkat çekici ve bölgeye Yahudi göçlerini Türkiye'den var izin vermeye başlıyor. Çanakkale'de de bize Katır alaylarına karşı destek vermişler İngilizler, Yahudiler. Evet. Katır alayları. Tabii Bu dönemde 1920 ve 1929 ayaklanmaları var. Kudüs ayaklanmaları var İngiliz işgaline karşı. Çünkü şimdi insanlar her ne kadar o dönem iletişim çağı değildi. Neler döndüğünü belki küresel çapta ya da bölgesel çapta anlayamıyordu insanlar, ama en azından yaşadıkları çevrede nelerin değiştiğini fark etmeye başlamışlardı. Bu sadece İngilizlerin böyle Yahudiler geliyor, sizi bu bölgeyi size tahsis ettim, buraya yerleşin şeklinde çok da böyle hani sessiz sedasız yaptıkları bir iş değildi. Çünkü yerleştirilecek bölgeler aynı zamanda imar edilmiş ve yerleşime uygun bölgeler olması gerekiyor. Ve bunlar da zaten hali hazırda Filistin köyleri, Filistin kasabaları olarak orada varlığını sürdüren yerleşim birimleri. Dolayısıyla onlarca, belki de yüzlerce Filistin köyü baskınlara uğruyor. O dönem bir takım Yahudi çeteleri kuruluyor, terör örgütleri kuruluyor. Daha sonra İsrail denilen o siyasal organizasyonun ordusu olacak olan İrgun, Ştern, Hagana gibi bir takım Yahudi terör örgütleri kuruluyor ve bu terör örgütleri o dönemde Filistin köylerine saldırılar düzenliyorlar, basıyorlar, 8-10 kişi öldürüyorlar. Bir terör ortamı oluşturuyorlar ve insanlar göç etmeye... mesela değil mi önemli olan? O tabii o daha sonraki dönemde, 1940'larda. Evet. Ama 1920'lerde de bu köy baskınları şeklinde bir yıldırma ve insanları oradan tehcir politikası var. Hocam hep şu söylenir, Filistin attı diye. Bu kısım nedir? Yani onu biraz açarsanız çünkü onun üzerinde de çok ciddi bir algı operasyonu yapılıyor. Gerçekten herhalde. Toprak satma şeyi yani hem evet hem hayır demek lazım. O şöyle. Hı hı. Şimdi on binlerce dönüm bir Filistin arazisinden bahsediyoruz. Yaklaşık eğer yanlış hatırlamıyorsam dönüm olarak 25 milyon dönüm civarında olması lazım. Böyle bir topraktan bahsediyoruz. Bunların sadece 600 bin dönümü parayla el değiştiren topraklardan oluşuyor. Yani yaklaşık binde 3'ü. Hı hı. Binde 3'lü. Bunun da çok küçük bir bölümü 1917'ye kadarki Osmanlı döneminde o Yahudilerin Siyonistler aracılığıyla orada Yahudi kolonizasyonunu teşvik ettikleri dönemde Osmanlı yasaklayana kadar satılan küçük bir arazi grubunu oluşturuyor. Ama Osmanlı çoğunlukla yine yani yasaklıyor. 2. Abdülhamit döneminde 1908'den önce yasaklanıyor bu. Çünkü saraydan yazılar gönderiliyor oraya. Daha sonra 1917'den sonra ve 1920'den sonra İngilizlerin orayı tamamen fiilen ele geçirmelerinden sonra toprak satışları dediğim şey oluyor. İngilizler kamulaştırdıkları bir sürü arazi var orada ve onları Yahudilere yapıyorlar. Devrediyorlar, satıyorlar. Bir kısmını beleş veriyorlar, bir kısmını satıyorlar. Dolayısıyla Filistin'de... Bir şey ilave edebilir miyim? Buyurun. 1871'de Abdülaziz döneminde padişahın irade-i seniyesiyle Filistin topraklarının tamamı devlet arazisi yapılıyor. 1871. Ondan yaklaşık 20 sene sonra Abdülhamit döneminde Filistin'den yurt dışından gelen Yahudilerin toprak alması yasaklanıyor. Yani Yahudi göçünü kontrol altına almak için. Önlemek için. İttihatçılar ilk hükümete geldiklerinde 1911'de 7 Eylül 1911'de bu Şurayı Devlet kararıyla bu kanunu kaldırıyor. Yani Yahudilerin toprak almasını serbest bırakıyor. Bundan sonra Yahudilerin göçü artıyor ama savaş esnasında tekrar yasaklıyorlar. Tabii 1913'e geldiğimizde tekrar aynı tedbirleri alıyorlar. Farklı cephelerde. Çünkü Türklerle Yahudiler farklı cephelerde şimdi, Birinci Dünya Savaşı'nda. İttihatçılar ilk başa geldiğinde Abdülhamit karşıtı politikalar izliyorlar. Yani bilinçli bir değişiklik değil aslında. Abdülhamit ne yaptıysa tersine yapıyor. Sonra da bir bakıyorlar ki yaptıkları doğruymuş. Abdülhamid'in politikasına. Yani ona dönmeye başlıyor. Padişahın yetkilerini artırıyorlar mesela. Çünkü padişah artık kendi kontrollerinde olduğu için meclisten yasa çıkarmak vesaire onunla uğraşmıyorlar. Doğrudan padişahın yetkisi arttığı için padişahtan irade almak daha kolay oluyor. Buyurun. Evet. İyi bir hatırlatmayı demek. 1920'ler asıl büyük ama toprak el değiştirmeleri İngilizler döneminde gerçekleşiyor. Yani 1947'ye kadar. Hı hı. Bir de İngilizler için de şunu ifade edebilir miyim Nevzat Bey? Şimdi Balfour Deklarasyonu, İngilizler aslında Birinci Dünya Savaşı'nı kazanmak için ne gerekirse yapıyorlar. Aynı toprağa Şerif Hüseyin'e de vaat ediyorlar. Çünkü Şerif Hüseyin zannediyor büyük bir Arap imparatoru olacak. Yani Balfour Deklarasyonu aslında yani o Yahudi lideri Rothschild'e gönderilen şeydir aslında. Ya biz size burada bir mektuptur o. Çok da muğlak bir ifadedir. Orada siz ne anlarsanız onu anlıyorsunuz. Yani iyimser olursanız orada büyük bir Yahudi devletinin kurulacağını anlarsınız. Kötümser olursanız da ya işte bizi aldatıyorlar diye de anlayabilirsiniz. Aslında çok diplomatik bir mektuptur. Aynı yeri herkese söz vermiştir. Yani savaşı kazanmak ama için o şeydir, geliştirdiği bir taktik olabilir. Amaç şu ama taktik. Ama şuna bakarsak yani Manda yönetimi 1920'de kuruldu. Ondan sonra 1940'a kadar gelen sürece bakarsak yani İngilizler artık o topraklarda kendileriyle dost olan ve herhangi bir şekilde kendilerine karşı pozisyon almayacak bir devlet kurmak istiyorlar. O da yani İsrail devleti olur. Ama işte esas şöyle yapalım. Ahmet Hoca tamamlasın. Tamam, şeye gelsin. Şey var. Evet, orası önemli. 47'ye geldiniz. Şimdi tabii Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki hocam o hızlı geçtiğimiz yerlere referans yapıyorlar. İşte McMahon, Şerif Hüseyin, aynı zamanda orası Araplara da söz veriliyor. Ondan sonra aynı zamanda Fransızlara söz veriyor. Fransız yani Manda, Yahudilere tabii, bu yerim. Arap Orta Doğu'su dediğimiz merkezi Orta Doğu'nun gerçekten o Birinci Dünya Savaşı sırasında böyle ulufa gibi dağıtıldığı bir dönem zaten ama fiiliyatta gerçekleşen orada bir Yahudi kolonizasyonu oluyor. 1930'lar artık Filistin'in artık iyice Yahudileştirilmeye başlandığı, Kudüs'ün de tabii artık işin içine girdiği bir dönem ve silahlı direniş başlıyor. Filistinler de artık çünkü İngiliz işgali altında Filistin halkı silahsızlandırılmış ve Yahudi terör grupları sürekli insanları katlediyor, öldürüyor ve o dönemde Filistinliler de silahlı eylemlere başlıyorlar. İzzettin Kassam liderliğinde özellikle ve işte Yahudi terör örgütlerine karşı ya da Yahudi yerleşim birimlerine karşı saldırılar düzenliyorlar. Cihadi akınlar düzenliyorlar ve onlar da yüzlerce Yahudi'yi öldürüyor aslında o dönemde. Fiilen aslında Filistin direnişi İzzettin Kassam'la başlamış oluyor. Hı hı. Tabii kendisi 1936 yılında şehit ediliyor. Ama 1936'da aynı zamanda Emin el Hüseyini'nin başını çektiği bir büyük Filistin'deki Arap ayaklanması söz konusu. Filistin'in artık kurtuluşuna giden yol. 1930'lu yıllar İngiltere sömürgesi açısından bütün Orta Doğu'daki sömürgeler açısından sıkıntılı bir dönemdi. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nın artık ayak sesleri var. Almanya'nın giderek yeni bir Avrupa emperyalisti olarak hem Orta Doğu'da hem Afrika'da hem Avrupa'nın, merkezi Avrupa'nın içinde bir takım talepleri var ve bu taleplerle mücadele etmeye çalışıyor İngiltere ve Fransa. Dolayısıyla yükselen Almanya tehlikesine karşı artık bu Orta Doğu'daki karşılaşmış olduğu işte Arap problemi, Arap direnişi problemi, Yahudi kolonizasyonu problemi bütün bunlar başını ağrıtmaya başlıyor. Ve büyük Arap ayaklanması 1936'da patlak verdiğinde yaklaşık 2 yıl sürüyor. 1938'e kadar aralıklarla yani ilk intifada diyebiliriz ona da belki. Bu büyük ayaklanmada gerçekten çok büyük bir mesafe alınıyor. İngilizler kontrolde artık zorlanıyorlar bu şeyi. Halk hareketini ve çok stratejik ve kurnazca bir hamle yaparak 1939'da Filistinlilere kendi devletlerini kurabileceklerini ima eden White Paper denilen, beyaz belge denilen bir şeyi deklare ediyorlar ve diyorlar ki tamam Yahudi göçünü durduruyoruz tamamen. Araplar kendi devletlerini kurmaları konusunda yardımcı olacağız. Ya böyle bir söz veriyor. Emin'in işte bu noktada bu söz verilirken Filistin cephesi bölünüyor. Yani blok halinde hareket eden bütün bir Filistin halkı Emin el Hüseyin'i diyor ki bu bir kandırmaca. Kudüs müftüsü. Tabii Kudüs müftüsü. Bu direnişe devam edelim. Sonuna kadar götürelim diyor. Şu an İngilizlerin zaten kontrol etme şeyi yok. Avrupa'da başı ağrıyor, her yerde başı ağrıyor. Bu işi bitirelim diyor. Ama işte farklı Filistin içindeki farklı aileler, Naşaşı bin ailesi gibi işte efendim daha böyle denge unsuru olabilecek büyük kitleler biz diyor şimdilik bununla yetinelim. İşte Yahudi kolonizasyonu duruyor, işte bizim de devletimizin önü açılacak diye ayaklanmayı durduruyorlar ve 1939'da o duruş artık 2. Dünya Savaşı başladıktan sonra da artık Yahudiler açısından her türlü oldu bittiye uygun bir zemin hazırlanıyor. Burada tabii bir şey daha hatırlatmak da var. 2 dakika reklama gireceğiz, bitirsin. Emin el-Hüseyin'i Almanlara yaklaşıyor, Hitler'in yanına gidiyor. O Hitler'den güya büyük bir devlet, yani evet, Berlin'e seyahati var. Sözünü alıyor. Ya, ama o aslında savaş sonucunda, yani Emin el-Hüseyin'in bu politikası Filistin davasına büyük zarar veriyor. Ben Emin el-Hüseyin'i hakkında bir öğrencime yüksek lisans tezi yaptırdım. Onu da tavsiye ederim. Hocam 2 dakika kaldı Ahmet Hocam. Bu kısımla ilgili bir devletleşme, yani İsrail'in kuruluş kısmına kadar gelseniz ondan sonrasını reklamdan sonra alalım. 2. Dünya Savaşı bu noktada tabii Orta Doğu'da bazı şeyleri dondurucuya kaldırma imkanı veriyor dönemin sömürgeci güçlerine, ama aynı zamanda bölge halklarına da kendi bağımsızlıkları yönünde bir cesaret. Şöyle, yani acaba biz bu fırsatı kullanabilir miyiz? Yani kendi bağımsızlığımızı kazanma noktasında. Fakat bu olmuyor ne yazık ki. 2. Dünya Savaşı bittiğinde bağımsızlıklar başlıyor, ama ne yazık ki 1947 yılında Birleşmiş Milletler'de kurulmuş, o dönemde artık dünyanın süper güçleri de değişiyor. 2 savaş arasında İngiltere ve Fransa'nın daha çok Orta Doğu politikalarında ağırlığı var iken sömürgeci güçler olarak artık Amerika ve Sovyetler Birliği 1945'ten sonra sivriliyor ve o Birleşmiş Milletler'deki işte 181 sayılı kararla Filistin topraklarının bölünmesi, Kudüs'ün, bu noktada Kudüs'ü konuşuyoruz madem, Kudüs'ün de uluslararası bir yönetime, Birleşmiş Milletler'in himayesinde bir yönetime bırakılması konusunda bir karar alınıyor. Buna tabii Araplar itiraz ediyor. Türkiye de reddediyor bu oylamada. Türkiye de red oyu kullanıyor. Ve bu şekilde artık İsrail'in hani Siyonist işgal rejimini kurması için de yasal zemin uluslararası platformda oluşturulmuş oluyor Birleşmiş Milletler çatısı altında. Ve 1948 Mayıs'ında İngiltere geri çekiliyor. Yani bu karardan sonra 1 yıllık bir süre koyuyor. Yani 1 yıl sonra 1 yıl içinde çekileceğini söylüyor. İngiltere çekildikten bir gün sonra da Siyonistler kendi işgal rejimlerini ilan ediyorlar ve o tarihten bugüne kadar 1948'de ilan ediyorlar ve ilk bugüne kadar Amerika, Rusya ve daha sonra ve yeni Türkiye, bir dönem başlıyor bu sefer. Çünkü Türkiye'de o güne kadar belki Yahudi terör gruplarının kontrolünde ve İngilizlerin işbirliğinde gelişen bir süreçti. Kudüs'ün ve Filistin elden çıkarılması. Bundan sonra devlet terörü eliyle artık yeni bir dönem başlıyor. O yeni dönemi reklamdan sonra konuşalım. Kısa bir reklam arası verelim. Yeni dönemi konuşalım. İsrail sandukayı mı arıyor? Hazreti Süleyman yüzüğü ne ifade ediyor? Mescid-i Aksa'nın 1967'deki baskını ne ifade ediyor? Onları reklam arasından sonra konuşalım. Sevgili seyirciler, Pergel'in son bölümüyle karşınızdayız. Kudüs'ü konuşuyoruz. Tarihsel süreç itibariyle Kudüs'ün geçirdiği evreleri ve özellikle aslında belki biraz daha ezber bozmaya yönelik olarak yaptığımız uzun bir giriş vardı. Bu noktada çok sayıda sorunuz geldi. Ben aslında onları bir toptancı bakış açısıyla konuklara iletmeye çalışıyorum. Ahmet Hocam, 67 meselesi çok soruluyor. Yani bugün anlamak için o günkü ilk Mescid-i Aksa'nın işgal meselesi çok soruluyor. Ve İsrail Devleti'nin kuruluş sonrasında kısaca bir hızlı geçebilirsek. Devlet demeyelim. İsrail Siyonist bir organizasyon diyelim ona. Ben en azından şöyle diyebiliriz, yani sınırları yasalara göre sınırları belli olmayan tek ülke İsrail'dir. Ülke de değil de yani bir siyasal organizasyon diye ben şey yapayım. Uluslararası anlamda bir ülke. Ama teknik ve şey, yani uluslararası işlerde Birleşmiş Milletler'in kurduğu tek devlet. Ben öyle ifade edeyim de. Resmi sınırları belli değildir. Resmi sınırları belli değildir. İnsanlar çok abartmasın. 25.000 km² bir toprak, Sicilya adası kadar. 475 kilometre uzunluğunda, 135 kilometre genişliğinde bir coğrafya. Biz desek de demesek de uluslararası anlamda karşılıklı ilişkilerde bu böyle. O şey değil. Şimdi İsrail'in siyasal bir organizasyon olarak ortaya çıkmasıyla birlikte 1948'de, şimdi 1947'de alınan bir karar vardı ya Birleşmiş Milletler'in. Evet. Hani Kudüs uluslararası yönetime tabi olacaktı. Bir kere ilk ihlal oradan başlıyor. Siyonist rejim Kudüs'ün batısını tamamen işgal ediyor. Doğuda işte Arap Doğu denilen, işte eski kent denilen kısım sadece Ürdün işgaline giriyor. Yani batısını İsrail işgal ediyor, doğusunu da koruma adı altında Ürdün. Yani İngilizlerin işbirlikçisi olan, hala İngiliz generallerin ordu komutanlığı yaptığı Ürdün'ün işgalinde kalıyor doğu kesimi. Böylece artık Filistin ve Kudüs konusundaki inisiyatif tamamen Yahudilere ve Ürdün'e geçmiş oluyor. Dikkatinizi yine oraya çekeyim ben. Ürdün o sıralarda İngilizlerin tamamen kontrol altında olan bir rejim. Bugün de öyle. Bugün de öyle hala, doğru. Tabii 1948 yılındaki savaştan sonra işte batısı işgal altına giren Kudüs'te yoğun bir Yahudileştirme şeyi, fiziki, demografik. Aslında iki sorun var. Bir iki coğrafi Yahudileştirme. İki demografi sorunu var. Bir, İsrail dışından gelen mülteciler, onlar nasıl yerleşecek? Bir de çok sayıda mülteci, topraklarını kaybeden, işte 450.000 kişi Ürdün'e sığınmak zorunda kalıyor. 200.000 Mısır'a sığınmak zorunda kalıyor. Filistin yani mülteci. Yani iki mülteci sorunu var karşımızda. Tabii tabii. İki insan hareketi, nüfus hareketi, evet, sorunu var. Bir, İsrail'de vatandaş olmak isteyen Yahudi kökenliler İsrail'e nasıl yerleşecekler? Ve topraklarını kaybeden, savaşta mağlup olan 600-700, yani hatta 1 milyona varan bir mülteci sorunu. İlk defa mülteci sorunu orada patlıyor. Evet. 1950'ler tabii Kudüs'ün tamamen işte Yahudileştirilmesiyle alakalı projelerle geçiyor. Fakat o dönem aynı zamanda işte yeni ortaya çıkan Arap rejimleri var. İşte Mısır'da Cemal Abdülnasır 1952'den itibaren yoğun bir işte antisyonist propagandayla Arap dünyasının liderliğine soyunuyor ve Filistin'in kurtarıcısı olarak kendini fiili bir şey, Arap kahramanı haline getiriyor. Ve bu Cemal Abdülnasır'ın söyleminin yanı sıra pratikte de Arap Birliği örgütünün aracılığıyla El Fetih örgütü ilk defa kuruluyor ve finanse edilmeye başlıyor. Filistin'in kurtuluşu için Filistinli bir örgüt ihdas ediliyor ve bir taraftan Cemal Abdülnasır'ın anti-İsrail söylemi, bir taraftan işte El Fetih'in eylemleri 1960'lara damgasını vuruyor ve bu yıpratma savaşları o sıralarda tabii Filistinli direnişçiler hala o İsrail dediğimiz siyasal organizasyonun dahilinde sansasyonel operasyonlar yapabiliyorlar. İşte bir yere saldırıyorlar mesela, aynı anda 60-70 tane Siyonist askeri öldürebiliyorlar. O dönemde öyle, yani tamamen ayrışma olmamış bugünkü gibi. Hala Filistinlilerin geçişkenliği var, yani Yahudilerle yaşanılan bölgelere. Ve 1960'lar bu şekilde yıpratma savaşlarıyla ve çok böyle şiddetli eylemlerle geçerken 1967'de İsrail'in yine uluslararası hukuka göre yasa dışı bir şekilde ilan etmeden, önceden deklare etmeden Mısır'a saldırması hadisesi var. 1967 savaşı dediğimiz olay. 6 gün savaşları. 6 gün. Evet. Sonra İsrail... ki bir adamını Nasır uzlaşmak istiyor Mısır şeyle, İsrail'le. Amerika'ya gönderiyor. Adam uçaktan iniyor aşağıya. Savaş patlıyor çünkü. Evet. İsrail çünkü gece baskıyla bütün işte 9 tane Mısır askeri hava üssünü yerle bir ediyor. Onlarca, yüzlerce Mısır uçağı daha kalkamadan imha edilince savaş zaten filan kaybedilmiş o. Yani 1967 savaşı, 48 savaşı gibi. Yani bir efsane aslında. Şey, bir farazi üzerine, Yahudi kahramanlığı üzerine inşa edilmiş koca bir kandırmacadan ibaret. 1948 savaşı mesela, şimdi işte onlarca Arap ülkesi bir araya geldi, İsrail'i yenemedi diye böyle bir hikaye söylenir sürekli. Şimdi baktığımızda 1948'de bağımsız olan Arap ülkeleri zaten bir elin parmağını geçmeyecek kadar ve bağımsızlıkları da sözde bağımsızlıklar. Hala işte Ürdün İngilizlerin işgali altında, Mısır hala İngiliz kralının denetimi altında. İngilizlerin 67'de Mısır'a saldırınca Mescid-i Aksa silahları yok yani. Hı-hı. Mısır askeri hiç, şimdi 30 bin Arap ordusuna karşı 92.000 eğitimli Yahudi militandan bahsediyoruz. Yani Arap-İsrail Savaşı denilen şey bu aslında. 30.000 Arap'a karşı, eğitimsiz Arap ordusuna karşı 92.000 militan. 67 Savaşı da bir savaş değil, İsrail'in baskınıdır. Yani bombalamıştır ve karşı Arap ülkeleri karşı hamlelerini yapamadan İsrail Sina Yarımadası'na, yani neredeyse Mısır'ın belki de işte 1/3'üne yakın bir araziyi, Suriye'nin Golan Tepelerine ve Kudüs'ün de kalan öbür yarısını, yani Ürdün işgali altındaki kısmı kendi işgaline geçiriyor ve Doğu Kudüs, bugün Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Doğu Kudüs'te Siyonist rejimin işgali altına girmiş oluyor ve Mescid-i Aksa'ya fiili bir işgal oluyor mu tarihlerde? Şimdi şöyle, içine giriyor Moşe Dayan ve askerleri. Oralarda bir denetim adı altında işte poz veriyorlar, resim çektiriyorlar. Atlı birlikler giriyor. Bugün de atlı birlikler girdi. Şimdi yani şöyle, zaten ilk İsrail ordusu ilk defa Hebron'a giriyor. Çünkü Hebron, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yusuf'un, bütün İsrail krallarının defnedildiği bir yer. Ve Kudüs'e de girdikleri zaman elbette ki postalarıyla Kudüs'ü kirletiyorlar, fakat burada dikkat edilmesi gereken şey şudur. Her iki savaşta da İsrail'e yol gösteren, koordinatları çizenler Amerikalılar ve İngilizlerdir. Yani Batı desteği olmadan zaten İsrail'in burada kurulması düşünülemez. Siyonizmin ve terörist İsrail devletinin, devlet aygıtının ortaya çıkmasının birincil nedeni Batılı hükümetleridir ve Amerika Birleşik Devletleri'dir. Şimdi hocam şu soru geliyor. Bu sanduka özellikle şu söyleniyor. Evet. Deniyor ki İsrail kıyameti hızlandırmak istiyor. Mescid-i Aksa'yı yıkmadığı sürece, Süleyman Mabedi'ni inşa etmediği sürece büyük krallığı kuramayacağını ifade ediyor. Böyle düşünüyor. Bu noktada bu sanduka meselesini çok hızlı bir şekilde anlatır mısınız? Ve gerçekten Mescid-i Aksa'yı yıkma isteğinin nedeni nedir? Evet. İşgal etme nedeni nedir? Şimdi aslında tabii yani İsrail'in en önemli, tabii yani İsrail devlet aygıtının beslenmiş olduğu en önemli halkı motive eden ideoloji, inanış kesinlikle dindir. Yani farklı kesimler nasıl vurgu yaparsa yapsınlar, kesinlikle din olmadan yani İsrail'i bir arada tutmak mümkün değildir. Onun için Saadia Gaon'un güzel bir sözü vardır. İsrail halkı Tora sayesinde, Tevrat sayesinde bir millet olmuş bir halktır. Dolayısıyla dini çekip çıkardığınız zaman ortada ne Siyonizm ne İsrail devleti falan kalmaz. Liberaller olabilir, sosyalistler olabilir, rekonstrüksiyonistler yani yeniden yapılanmacılar, muhafazakarlar olabilirler. Fakat İsrail'in yaşaması için kesinlikle bu dini şeye, inanışa, aslında Lütfü Hoca, temel paradigma bu. Yani ama İsrail niye yıkmak istiyor Mescid-i Aksa'yı? Teoloji ve tarih iç içe mi giriyor? İçe geçmiştir. Mescid-i Aksa'yı niye yıkmak istiyor? Neden yıkmak istiyor? Çünkü Mesih'in gelebilmesi için, yani Mesih'in, kurtarıcı Mesih'in gelerek yeryüzünde 1000 yıllık bir İsrail saltanatının ve Büyük İsrail devletinin kurulması için Hazreti Süleyman döneminde, Salomon döneminde olduğu gibi bu bölgede yaşayabilmesi için 3. tapınağın yapılması gerekmektedir. Fakat 3. tapınak yapılmadan Mesih gelmeyecektir. Onun için de bu 3. tapınağın yerinde ne var? Mescid-i Aksa var. Yani o da veyahut da Kubbetü's-sahra var. Dolayısıyla şu gördüğümüz arkadaki resim var. Burası işgal olunmadan, yani burası gerçekten centileler, onların deyimiyle kafirlerden temizlenmeden, goyimlerden temizlenmeden o zaman Mesih gelmeyecektir. Dolayısıyla Batı'da Mesih'in gelmesini hızlandırmak ve Mesih'i kıyamete zorlamak diye kitaplar var biliyorsunuz yani. Niye? Eğer kötülük artarsa, savaşlar artarsa, mantığım şu, kan gövdeyi götürürse, epidemik ahlaksızlıklar tavana vurursa, dünya yaşanamaz hale gelirse o zaman ne olur? Hiç olmazsa Mesih dönmüş olur. Mesih de döndüğü zaman İsrail'in 1000 yıllık saltanatı başlamış olur. Dolayısıyla Hristiyan Siyonistlere göre de, dolayısıyla Yahudi inancına göre de arz-ı mev'ud, yani vaat edilmiş topraklar, ki bu vaat edilmiş toprakların sınırı Nil Nehri'nden bizim en geniş sınırı Van Havzası'na kadar çıkar, yani kuzey sınırı. Batıda Büyük Deniz, Akdeniz ve diğer taraftan Basra Körfezi'ne kadar olan bölge Tanrı Yahova tarafından Yahudilere bahşedilmiştir. Allah Musa'ya ve İbrahim'e bunun sözünü vermiştir. Fakat ne yazık ki Yahudi olmayanlar, yani Müslümanlar, Persler neyse, bu toprakları kirletmişlerdir. Dolayısıyla dinsel noktada baktığımız zaman yani bu tapınağın yerinde olan, Süleyman Mabedi'nin yerinde olan bu Kubbetü's-sahra gibi kaçak yapıların, onların deyimiyle değil mi, diğer yapıların ortadan kalkması gerekir. O zaman şunu anlıyoruz. Yani evet, şu an aslında gerçeği konuşmak gerekirse İsrail evet, burayı yıkmadan 3. mabedi inşa edeceğine inanmıyor. Buranın yıkılması gerektiğini düşünüyor. Evet. O zaman şöyle anlayacağız. Yani bunun için her şeyi yapabilme cüretine sahip mi? Şimdi bunun için her şeyi yapabilme cüretini zaman uygun olduğu zaman yapmasına sahip. İsrailler resmi politik olarak, yani laik sözcüleri, seküler görünenler elbette ki dünya kamuoyuna biz bu mabedi yıkacağız, bizim saltanatımız başlayacak falan demezler ama diyelim ki Gaş Emul İm hareketi gibi, Şahıs Partisi gibi, Beyt Eynu gibi fanatik Hasidik Yahudiler, yani aşırı Ferisi geleneği bunu sürekli vurgu yapar. İsrail aslında bir din devletidir. Şöyle bir anlaşma vardır. 1948'de deklarasyon kurulduğu zaman, Ben Gurion yani kurduğu zaman, bunu Tel Aviv Müzesi'nde İsrail Devleti ilan edildiği zaman şu karar alınmıştır. Devleti elbette ki seküler görünümlü insanlar yönetecekler. Fakat devletin, yani Knesset, Knesset, İsrail Meclisi asla ve kat'a Tevrat'ın haram saydığı, yasakladığı, onaylamadığı bir yasayı çıkaramaz, ortaya koyamaz. Yani bu arz-ı mev'ud olayından taviz veremez. İzak Rabin, yani bunu vermek istedi, taviz vermek istedi biliyorsunuz. Yigal Amir tarafından öldürüldü. Değil mi? Evet, şimdi son 4 dakikamız, şöyle yapalım. Tabut'un Sekine'ye söyleyeyim onu. Şunu söyleyeyim. Bu bir büyük bir efsane. Tabut Sekine'yi soruyor seyirciler. Onu ben açıklayayım. Evet. Bu tabii Hazreti Musa'ya verilen kutsal tabletlerin saklandığı altın bir tabut. Akasya'dan yapılan 2,5 metre uzunluğunda, 1,5 metre genişliğinde falan bir hocam, tabut. Son 2 dakikamız. Şöyle fakat bu tabut yani kaybolmuştur. Bir rivayete göre Babil sürgününde Yeşaya Babil'e götürdü. Bir rivayete göre Titus geldi mabedi yıktı. Bir rivayete göre işte Ayasofya'nın altında. Ayasofya'nın altında, evet. Vatikan'ın altında. Bu uzun bir konu. Bunu başka bir konuşmak lazım. Son 2 dakika Ahmet Hocam, 2-2 bölelim. Şimdi bu son baskın ne için yapıldı? Oradan sizin onu alalım. Şimdi İsrail'in Kudüs'le ilgili planları biraz İslam dünyasında böyle ani şoklar, etkiler oluşturup ondan sonra bir böyle sakinleşme dönemi, tekrar tansiyonu yükseltme, sakin, ama her bir yükselmeden sonra sakinleşmede bir kademe atlıyor İsrail. 1969 yangınından bu yana, 1970 tünel kazılarından, efendim 1980 yılında ebedi başkent ilan etmesi, 1994 yılında işte 2020 Büyük Kudüs projesi, daha sonra Mağaribe Kapısı operasyonu 2005 yılından sonra, bütün bu kademe kademe adımları İsrail'in aslında bütün İslam dünyasını ve küresel güçleri bir şeye alıştırma. Bu Kudüs'ü 2020 yılına kadar, beceremezse biraz daha ötesine kadar bir full Yahudi kenti haline getirme. Mesela ve şu an uluslararası konjonktür ve Orta Doğu'daki konjonktür çok müsait buna. Herkesin IŞİD'le meşgul olduğu, işte İslam'dan nefret ettikleri bir dönemde bütün bir Batı aleminin şu an Filistinlerle ilgili, Kudüs'le ilgili bir operasyon yapmak için psikolojik anlamda çok uygun bir vakit ve yeni bir şok dalgası yapıyor. Yeniden bir sakinleşme dönemi başlayacak. Muhtemelen bir sonrakine kadar bu şekilde gidecek. Süleyman Hocam, çok kısa hemen bitirmenizi rica edeceğim. O zaman şunu anlayacağız biz. Türkiye'nin aslında Kudüs'le ilgisi yeni değil. Tabii. Ta biraz önce siz bahsettiğiniz son olarak, evet, 1071'den itibaren tabii. O konuyu da kısa bir toparlarsanız hemen. Cumhuriyet Türkiye'si de Kudüs'le ilgilendi, Atatürk'le ilgilendi. Bugün 20 liranın üzerinde Mimar Kemalettin'in resmi var. Mimar Kemalettin'i ünlü yapan, onu mesleğinin zirvesine çıkaran çalışmalardan birisi de Mescid-i Aksa'nın restorasyonunu yapmasıdır. 1922 ile 26 yılları arasında. Yine Atatürk'ün işte İkinci Dünya Savaşı öncesi Kudüs'e Türkiye'nin duyarlılığını ifade eden, Hakimiyeti Milliye Gazetesi'ne vermiş, evet, olduğu demeç var. İddia eden söz vardı. Yani 10 sene önce İsrail'in kuruluşuna karşı çıktığını söylüyor Mustafa Kemal. Ben bunu Milli Gazete'de yazdım bir ara. Eğer diyor gerekirse... Hocam benim dakikalarımı alıyorsun. Evet, onu söyleyeyim. Gerekirse Kudüs için savaşacağından söz ediyor Mustafa Kemal. Kaç, evet, halinde söylüyor? 1937. Yani İsrail'in kurmadan 10 sene önce. Şimdi vaat edilmiş topraklar terakkisi dinsel bir amacı da içinde barındırıyor. Aslında bu böyle bir amaç, bu amaç doğrultusunda oluşturulan genişleme politikaları çağımızın ruhuna da aykırı bir yaklaşım. Bir defa bunu not etmek lazım. Bugün Vatikan'ın altında ya da işte Kubbetü's-sahra'nın altında Jüpiter Tapınağı'nı aramaya koyulan bir arkeolog ortaya çıksa buna Batı dünyası ne der? Batı dünyası kabul edebilir mi bunu? Bir ilmi merakla, entelektüel araştırma arzusuyla açıklanabilir mi sadece bu? Buna nasıl bir tepki duyarsa, yani Katolik dünyası Brezilya'dan Güney Afrika'ya kadar İslam dünyası da buna tepki koyması doğaldır. Tıpkı 1937'de Atatürk'ün tepki koyması gibi. Şimdi burada Müslümanların küresel hakimiyet ele geçirmek ya da işte Kudüs'te bir Müslümanlara ait bir yer olma iddiası yok. Kudüs'ün İslam tarihinde yönetildiği gibi, Müslüman Araplar ve Türkler tarafından yönetildiği gibi barışa ihtiyacı var. Bütün kutsal bilinen değerlere karşı ve o değerlere inananların arzuları doğrultusunda Kudüs'ün barışa ihtiyacı var. Adı gibi. Ben burada noktalamış olayım. Hocam zaman bitti. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Süleyman Kızıltoprak, Doçent Doktor Ahmet Emindağ, Doktor Lütfü Özşahin, hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten uzun bir konu, 4000 yıllık bir tarih ama şunu anlıyoruz. Aslında Kudüs kadim bir kent ve bu kadim kentle ilgilenmemiz bizim yeni değil. Dolayısıyla yeni söylemlerimizin altında ta 1071'e kadar giden bir süreç söz konusu ve de en son hocamın söylediği gibi aslında Kudüs'ün bir barış kenti olması noktasında herhalde herkesin farklı bir şekilde davranması gerekiyor. Siyonistlerin şey yapması lazım. Evet. Haftaya Cuma günü görüşmek dileğiyle başka bir programda herhalde IŞİD'i konuşmaya çalışacağız. Hocam ben teşekkür ediyorum hepinize. İyi geceler diliyorum.